Bir başka gelişme biz Emre Berkmen'le bu konuyu konuşurken ekranlarınıza geldi. Zira Türkiye Kupası'nda format değişikliği federasyon açıklamayı yaptı. Hemen ayrıntıları okuyacağım sizlere, paylaşacağım sizlerle. Şöyle yeni formata göre eleme ve final aşamaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Grup müsabakası 24 takımın katılımıyla 6 takımlı 4 grupta önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde de uygulanacak olan Swiss sisteme göre oynanacak mevcut statüdeki eleme turlarında seri başı takımın kendi sahasında oynaması kuralıysa yeni statüde uygulanmayacak. Ee, yeni formatta gruplara katılım hakkı elde edecek 24 takım lig ve başarı sırasına göre sıralanarak 3 torbaya ayrılacak. Her torbadan ikişer takım olmak üzere 6 takım bir grubu oluşturacak. Grup içerisinde yer alan her takım A, B ve C torbasından birer takımla olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Grup müsabakaları sonucunda ilk 2 sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Önümüzdeki sezon ülkemizi UEFA kupalarında temsil edecek 5 takım doğrudan grup müsabakalarına katılacak. Diğer 19 takımsa eleme turları sonrasında grupta yer alma hakkı elde edecek. Evet, diğer detaylardan detaylarında sezon sonunda ilan edileceği e, açıklanmış e, Türkiye kupası statüsüyle birlikte duyurulacağı belirtilmiş. Şu anda son durum, son detaylar e, bu şekilde federasyonun yaptığı format değişikliği açıklamasını paylaştık sizlerle. Şimdi yeniden Trendyol Süper Lig'e dönelim. Fenerbahçe Konyaspor maçı sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklamalarını hatırlayacağız.